Daha önceki derslerimizde notaların porte ya da dizek üzerinde ülkemizde yaygın olarak kullanılmasa da genellikle A, B, C, D, E, F, G harfleriyle temsil edildiklerini ya da bizim duymaya daha çok alışık olduğumuz haliyle Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si olarak sıralandıklarını öğrenmiştik. 7 natural notadan oluşan bu sıralamaya her notanın bemol ve diyezlerini de ekleyebiliriz. La, La diyez, Si, Si diyez, Do, do diyez, re, re diyez, mi, mi diyez, fa, fa diyez, sol, sol diyez. Bemoller içinde si, si bemol, do, do bemol, re, re bemol, mi, mi bemol, fa, fa bemol, sol, sol bemol, la, la bemol. Şimdi piyano klavyesine geri dönelim. Sol anahtarındaki orta do'dan bir oktav yukarıya. Yani 3. aralıktaki do'ya bakalım. Orta do'dan 3. aralıktaki do'ya kadar toplam 12 tane nota var. İşte bu notalar kromatik diziyi oluştururlar. Klavye'de mi ile fa ve si ile do arasında siyah bir tuş olmadığını görüyorsunuz, değil mi? Bu durumda diyezleri kullanarak kromatik dizideki tüm notaların isimlerini şu şekilde sayabiliriz. Do, do diyez, re, re diyez, mi, fa, fa diyez, sol, sol diyez, la, la diyez, si ve do. Bu notaların aralarındaki uzaklığa yarım ses aralığı denir. Yarım ton aralığı ya da yarım durak olarak da duyabilirsiniz aralık iki ses perdesi arasındaki uzaklıktır. En çok bilinen aralıklardan birinin adı oktav. Bir oktav, yedi natürel notanın peş peşe dizilmesinden oluşur. Önümüzdeki derslerde size başka aralıklardan da bahsedeceğim. Ama şimdi yarım ses aralığına odaklanmak istiyorum. Yarım ses aralığı, tüm müzikal aralıkların temel yapı taşıdır. Kromatik dizi ya da kromatik gam, 12 yarım ses aralığından oluşur. Şimdi kromatik diziyi bir de sol anahtarında 3. aralıktaki Do'dan aşağı doğru bemol kullanıp ilerleyerek inceleyelim. Do, Si, Si bemol, La, La bemol, Sol, Sol bemol, Fa, Mi, Mi bemol, Re, Re bemol ve Do. Hepsi yarım seslerden oluşuyor. rimski korsakovun Şehrazat isimli eserinin sonlarına doğru flüt için yazılmış, diyez, bemol ve natürel notaları kullanan kromatik bir dizi yer alır. Dinleyelim.